Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Yeni bir videoyla Barış abiyle birlikte yine karşınızdayız. Sizden gelen soruları Barış abiye sormaya devam ediyoruz. Abi çok sorulan bir soru var. Böyle bir kişinin sorduğu değil de genel sorulan bir soru var. Evet. İstanbul'da yaşıyorum. Telefonumun arka camı kırıldı. Hatta bir tanesi şey demişti en son sorulandan. iPhone X kullanıyorum. Arka camı kırıldı. Kadıköy'de tamir yaptırabilir miyim? Bir yer biliyor musun? Tavsiye ediyor musun? Evet, Kadıköy zaten Kadıköy telefon tamiri dünyası oldu. Evet. Gelinlikçi, kuyumcu, yeme içme yeri, bir de telefoncu. Evet. En yani çok bu sektörler var. Evet. iPhone X arka cam değişimi Kadıköy dediğinizde zaten bizim firmamız çıkıyor olması lazım. Evet. Bizim de yerimiz Kadıköy'de. Tam iPhone olarak X arka cam değişimi, ön cam değişimi, işte ekran değişimi yapılıyor. Evet. Kadıköy'de olmayıp uzakta ikametgah eden kullanıcılar için de kargo hizmetimiz var. Evet. Zaten özellikle pandemide kargo ile telefon tamiri işimiz çoğaldı mecburen. Çünkü insanlar kimisi zahmetli olmaması adına, kimisi de Covid-19'dan, koronadan korunmak adına gelmediler. Gelmeyi tercih etmediler. Ya ben motorlu kuryeyle aldırdım aşağıda çocuklar ya da kargo ile geldi. iPhone X arka cam değişimi, ön cam değişimi vesaire yapıldı. iPhone X arka cam değişimi de yapılabilen bir arıza. Diğer telefonlarda olduğu gibi telefon düştüğünde arkası kırılıyor. Evet, cam kırıldıktan sonra hoş olmayan bir görünüm oluyor estetik açısından. Bir de şöyle bir zararı var estetiği dışında. Arka cam kırık olarak gezdiğinizde, o şekilde kullanım sağladığınızda riskli. Arkadan ne bileyim işte yağmurlu bir havada su gelebilir. Tabii. Ya da o arka cam kırıkken evde bir çocuk varsa, bir hayvan varsa onu eline aldığında eli kesilebilir. Ya da siz ona temas ettiğinizde o cam parçacığı elinize gelebilir. Sonra elden ağza geçebilir. Yutabilirsiniz. Yani böyle bir riskleri var. Sıkıntı. Ayrıca cihaz için de hoş bir şeydi. En azından arka cam kırık olduğunda arka camı değişimi yaptırana kadar mutlaka güzel bir kılıf takın. Kılıfla koruyun. Evet. Arkadaşlar bu önemli. Bir de çok sorulan buna yakın bir şey DM'den ben şimdi bakıyorum sürekli. Evet. Arka cam değişimi yaptırdığında arkadaki NFC özelliği kaybolur mu diye soruyorlar. Şimdi iPhone X'lerde NFC özelliği var biliyorsunuz. Arkada yuvarlak bir bakır vardır. Arka camı söktüğümüzde yuvarlak bir bakır, böyle su bardağının altı gibi bir bakır görürsünüz. O normalde kolay kolay bozulabilen bir ürün değildir. Telefon düştüğünde çok sert bir şekilde NFC'ye darbe almaz ise NFC ile çalışıyordur. Evet. Zaten biz yapmadan önce NFC'yi test ediyoruz. Bakıyoruz ki sağlam, şarj oluyor vesaire. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş güzel, sağlıklı bir şekilde sökmeye başlıyoruz. Acele etmiyoruz. Çünkü acele edersek NFC'ye veya cihazın başka birine zarar verme ihtimalimiz oluyor. Ustalarımız çok uzun zamandan beri bunu yapıyor. iPhone 8'den beri yapıyor. Eli yatkın, alışkın. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. iPhone X'lerde arka cam değişiminde olur. Ön cam değişiminde olur. Yerimiz Kadıköy'de. Kadıköy zaten cep telefonu tamiri için uygun bir yerdir. Silikon Vadisi gibi. Aynen. Bekleriz yani. Aynen. İrili ufaklı, bilgili bilgisiz, konusunda uzman veya uzman olmayan, merdiven altı, merdiven üstü gibi gibi firmalar var. Yardımcı olmak isteriz. Bizim de yerimizi biliyorsun. Söğütlüçeşme Caddesi karşısında. Buradan herkese duyuralım. Metrobüs Marmara'ya çok yakın. Aynen yakın. 5 katlı bir binamız var. 2 katı tamamen teknik servis. İstediğiniz zaman gelip ziyaret edebilirsiniz. Evet. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz efendim. Evet, Xiaomi katımızda buradan ben duyurayım. Evet, güzel yani bir bu soru X arka camdan biraz reklam edildi ama önemli değil. Aynen öyle. Ve böylelikle arkadaşımız iPhone X'ini Kadıköy'de çok rahat tamir ettireceği bir yer bulur. Ama Barış abinin de dediği gibi teknik servisin biraz bu konuda bilgili ve tecrübeli olmasından çok yani faydalı. Yani kullanıcının cihazıyla olan aşkına, bağlılığına bağlı, sevgisine bağlı. Eğer düzgün bir hizmet almak istiyorsa ilk başta kendimizi tavsiye ediyorum. Onun için eğer uzaksanız mutlaka konusunda uzman bir yere danışın. Bilen, tecrübeli bir yerden destek almaya çalışın. Cihazınız ve sizin için ve stres hormonlarınız için iyi olarak. Hayır, sağlığınızda düşünüyorsanız iyi konusunda uzman bir yerden bir teknik servisten yardım alabilirsiniz diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyoruz. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız ya da sizin de sorularınız varsa direkt bu videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz sorularınızı diyorum. Ve videonun sonuna geliyorum. Teşekkür ederim Barış abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.